Halin pişirip dua kılın. Halin bakırıp dua kılın. Lekin ne kılın? Biz hem Allah'a yakınız mı? Kendi yol tutsak Allah'a yakın bulamız. Ne kılsak Allah'a yakın. Bizdan eng ko'p so'raladigan davlatim otam hamda jannatim onam nabori. Asosiysi ushbu qutimizda bitta Qur'oni kitob bo'ladi, arabcha hamda o'zbekcha. Ikkinchi kitobimiz hadislar to'plami, zamzam suv hamda qo'shimcha mahsulotlari, tag qismida ikkitagina yumshoq bo'lgan jonimozlar ham bor. Xohlovchilar uchun ushbu qutimizga oppoqqina hamda hoji ro'mol do'ppilari qo'shib beriladi. Shu va shunga o'xshash islomiy sovg'alarimizni O'zbekistonning barcha hududiga yetkazib berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatimiz mutlaqo bepul. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una vanfa'na bima'allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan varzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan varzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qavla feyettabi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بندلارم سيزدن اي محمد عليه السلام من حقمده سورسالر من اولارجا يقن من فإني قريب من يقن من منجا دعا قلجان پايتلارده دعا قويلارنين دعاسنا اجابت قلمن بس حق يولجا يرشلار اچون اولار خم منين دعواتمجا جواب قلسنلار ve menge iman keltirsinler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın ondan artık orunda yes'alunake de başlayan ayetleri var. Yes'alunake ani sa'a. Sizden kıyamet saati kaçan bol şeyi hakkında soruyordular. Ve yes'alunake ani l-hamri vel meysir. Sizden arak ve kımar hakkında soruyordular. Ayetin, bularda katta günah var. Yine, ve yes'alunake ani l-mahid. Kul huwa adha fa'tazilun nisa'a fil mahis. Sizden hayz haqida so'raydilar. Ayting, u ko'ngilsiz nopok narsadir. Bas hayz paytida ayollaringizdan chetlaningiz. Ya'ni yas'alunaka, sizden mana shu haqida so'radilar. Shunda Alloh taolo qul ayting deyapti. Alloh so'raydi deyapti. Bandalar o'rtada Muhammad alayhisalomga aytayapti, ayting. Alloh o'zini hukmini özünü, amrını, hoşunu Muhammed Aleyhisselam orkali iştiriyordu. Bitti, vasıtaç orkali. Lekin, biz yukarıda okuyan ayette, eğer bandalarım sizden men hakkımda sorasa, ayting deme yaptı. Kırın, eğer bandalarım sizden men hakkımda sorasalar, ayting men yakıman deme yaptı. Ayting yok. Bandalarım men hakkımda sizden sorasa, men ularga yakınman. Yani Allah bilan bandası dua kıyan payıttı, orada hiç kim bulmasın diye dalil de baytadı ulamalar. Adışmayken bulsam, 15 doğrunda yas'alunik edip geledi. Sizden soruydular, ayetin. Soruydular, ayetin. Siz ayetin. Ama beni hakkımda sorarsa, men ular dua kıyan da banda bilan Allah da ortası da hiç kim bulmaydı. Allah ayeti yaptı, men yakınman. Dua kılısın, icabat kılaman. Keyin yas'alunaki Kur'an'da 10'dan aşırı orunda geldi dedik. 15 metta. Lekin sa'alaka kelimesi yas'alunaki soruyordular. Sa'alaka sizden sorarsa soradı. Bitti geldi bu. Bandalarga Allah-u Teala yakın ekenliği hakkındaki şu ayette Allah-u Teala sa'alaka kelimesini bitti şu yerde zikir kıldı. Demek bu ayetten ulamalar istinbat kılıp ayetişerdi ki Allah bilan bandanın ortası da vasıtatçı, ortakeş bulmaydı. Eğer bende ey Rabbim, men senge tavba kıldım dese, Allah da Allah ey bendem, tavbeyini kabul kıldım deydi. Toxtatsın, pushaymoyasin, qaytib qilmaslikka ahd qilsin, Allah keçiradi bandasini. Estağfirullah. Ya eyyuhallazina amanu, ittaqullaha ve bitagu ileyhil vesilada. Ey iman keltirgenler, Allah'tan korkingiz ve unga yakın buluş yolunu izleyiniz. Vesileni isteyler. Allah'a yakın kıladığın yolunu isteyler. Nima o vesile? Nima o vesile ki biz Allah'a yakın kıladığın? Buradalar vesile ilim.
sizni Allohga yaqin qiladigan ilm bu vasila. Solih amal vasila. İlim bo'lsa, solih amal bo'lsa, mana shu ikkita narsa siz bilan bizni Allohga yaqin qiladi. Faman kana yarju liqa robbihi falyamal amalan soliha. Bas kim Parvardigoriga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, nima qilsin? Solih amal qilsin. Bundan ma'lum bo'ladiki, bir kishi iymon keltirib, qanchalar solih amalni ko'p qilar ekan, boshqa odamlardan Allohga shu banda yaqin bo'ladi. Alloh bandasiga yaqin ekan. Endi banda Allohga yaqin bo'lishi uchun unda iymon bo'lsin, ilm bo'lsin, solih amal bo'lsin. Hozir aytib o'tdik. Banda bilan Robning o'rtasida vosita bo'lmaydi. Birov-birovga aytsa, birodar, men uchun bir istixora qilib qo'ying. Istixorani birov qilmaydi sen uchun. Chunki istixora Alloh taolodan yaxshilikni so'rash. Sen bilan Alloh o'rtasida birov turmaydi. O'zing qilasan istixorani. Chunki nima dedi? Agar bandalari men haqimda so'rashsa, men ularga yaqinman. Shu hattoki Muhammad alayhisalomga aytilgan qul degan kalima yo'q bu yerda. So'radimi? Men yaqinman. Boshqa oyatda aytgandek, va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz unga jon tomiridan ko'ra yaqinroqmiz. Jon tomiridan ko'ra. Kechagi jumada aytdik, elektr simini oling, tokka ulanmagan, qo'lingizga olib turib, kaptingizga mahkam bosing, ko'kragingizga qo'yib turib. Sim uchun eng yaqin narsa bu sizga jasadingiz bilan kaftingiz. Bosib turibsiz. Endi mana shu simga tok yurgizing o'sha holatda. Tok yaqinmi simga yoki sizning jasadingizmi? Sim sizning jasadingizni ust tomoni tegib turibdi sizga. Ammo tok elektr toki simning ichida ketyapti. Lillahil masalul a'la, siz bilan bizni tirik qilib turgan bo'yin tomirimiz, jon tomirimizdan ko'ra bizga kim? Alloh taoloning nima ekan? Shuni his qilamizmi? Aytdik, Allohni shunaqa yaqin ekanligini his qilgan odam gunoh qilolmay qoladi. Inson Allohni yaqin ekanligini esdan chiqarib qo'ygan paytda gunohga qo'l uradi. Demak, kim gunohdan, gunoh ma'siyatdan tiyilmayotganlar Allohni yaqin ekanligini nima qilmayapti ekan? Duo mo'minning quroli. Bandalarim sizdan so'rashsa, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duolarini ijobat qilaman. Agar banda mana sahih hadislarda keladi, 4 marta aytsa, hadisda shunaqa deyilgan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob desa, Alloh labbay bandam deydi. 4 marta aytasiz, so'rayapsiz chiqqanicha. So'raysiz, to'xtab qoladi tilingiz. Tugab qoladi so'raydigan narsa, yo izdan chiqib qoladi. Yo tilingizga kelmay qoladi. Jini qilib turavering. Chunki gapirishingiz shart emas. Alloh taolo nimani o'ylayotganingizni ham biladi. Nimani so'ramoqchi bo'lganingizni ham biladi. Ertaga nimani so'rashligingizni ham biladi. Faqat Robbingizga yaqin ekanligini his qiling. Odamlarning eng kuchlisi bo'lishni xolasak, tavakkul qilishimiz kerak. Odamlarning eng badavlati boy bo'lishini xolasak, o'zimizni qo'limizda turgan narsaga ishongandan ko'ra Allohni beradiganiga ko'proq ishonishimiz kerak. Odamlarning eng hurmatlisi bo'lishni xolasak, inna akramakum indallohi atqakum. Allohdan ko'proq qo'rqaninglar, Alloh uchun hurmatliroqlar. Duoimiz birodarlar mustajob bo'lishi uchun Alloh taoloning borligiga aniq ishonishimiz kerak. Bizi eshitayotganiga aniq ishonishimiz kerak. Ijobat qilishiga aniq ishonishimiz kerak. Bizni yaxshi ko'rishiga aniq ishonishimiz kerak. U bor, eshityapti, ijobat qiladi, yaxshi ko'radi. Mana shu narsalar bo'lib turib, keyin duo qilsa ijobat qiladi. Duo qilib boraychi. Meniki ham eshitib qolar. Qani seni shubhang bormi eshitishida? Biz duo qilmasak, Allohni yaqin ekanligini his qilib duo qilmasak, Alloh bizga parvo qilmaydi. Astaydu billah. Qul ma ya'bau bikum robbi laula du'aukum. Ayting,
Agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Men ularga yaqinman, duo qilgan paytda duosini ijobat qilaman. Demak, duoimiz ijobat bo'lishi uchun iymon keltirishimiz kerak. Duoimiz ijobat bo'lishi uchun itoat qilishimiz kerak. Shunda duoimiz ijobat bo'ladi. Qoida. İmonga beparvo bo'lgan kishining duosi mustajob bo'lmaydi. Qaytarib aytaman, iymonga beparvo bo'lgan insonning duosi ijobat bo'lmaydi. O'shuncha kimdan duo olyapsiz? Kimga duo qilib qo'ying bizning haqqimizga deyapsiz? Uyingizga mehmonga chaqirgan paytda kimlar o'z haqqingizga duo qiladiganlar? İmonga beparvo odam bo'lsa, ovora bo'lmay undan duo so'rab. Uni duosi ijobat bo'lmaydi. Qaytarib aytamiz, iymonga beparvo bo'lgan kishining duosi ijobat bo'lmaydi. Ammo ulamolar ikki toifa insonni istisno qiladi. Bular duosi ijobat bo'lishlikka haqli odam bo'lmasa ham duosi ijobat bo'ladi. Kim ular? Bittasi mustor kishi. Duosi ijobat bo'lishlikka haqli bo'lmasa ham Allohning rahmati tufayli mustor bo'lib turgan uchun duosi ijobat bo'ladi. Ikkinchisi mazlum kishi. Agar mazlum bo'lgan odam iymoni yo'q bo'lgan chog'ida ham kofir bo'lib turib ham agar zulm ko'rsa, mazlum bo'lsa, duo qilsa Alloh duosini ijobat qiladi. Mazlumning duosi ijobat bo'ladi Allohning adolati tufayli. Mustorning duosi ijobat bo'ladi Allohning rahmati tufayli. Undan boshqa odamlar iymonga beparvo bo'ladigan bo'lsa, ularning duosi nima bo'lmaydi? Ijobat bo'lmaydi. Alloh taolo duo qilinglar, men yaqinman, ijobat qilaman dedi. Duolarni ijobat bo'lishigidan nima to'sadi? Gunoh, ma'siyat haddidan oshishlik. Astagfirullah. Ud'u robbakum tadarruan va xufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Parvardigoringizga tazarru bilan ichingizda maxfiy iltijo qiling. Zotan u haddan oshuvchi kimsalarni sevmas. Duoni birodalar maxfiysi ham bo'ladi. Innamasdan qo'lingizni ochib turasiz. Duoda oshkori ham bo'ladi. Ikkalasi ham duo. Bu yerda maxfiy duo qilishiga aytilyapti. Shuning uchun mana aytdik, Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin bo'ladi. İmonga, e'tiqodga, solih amalga beparvo bo'lgan, gunoh ma'siyatlarga sho'ng'igan odamning duosi ijobat bo'lmaydi. Shariatga xilof suratda yashayotgan, harom deyayotgan, ibodatlarga beparvo bo'lgan kishi, bunaqa odamning duosi faqat tilida bo'ladi, qalbi bilan bo'lmaydi. Endi bunda insonlarni qalbi Allohdan to'silgan, hijoblangan bo'ladi. Kalla innahum arrobbihim yawma idin la mahjubun. Yo'q, ular o'sha kunda, qiyomat kunida robbilaridan hijoblangan, ya'ni to'sib qo'yilgan bo'ladi. Adab kitoblarida keltiriladi. Bir yigitning ustozi aytdi o'quvchisiga: "Ey bolam, har bitta ma'siyat uchun, har bitta qilingan gunoh uchun iqob, jazo bor" dedi. "O'sha nima musibat ustingizga kelsa, o'zingizlardan istanglar" dedi Alloh taolo. "Nima musibat, balo, senga yoqmaydigan ish kelsa, o'zing qilgan ishingdan bo'ldi" deydi Alloh. Ya'ni men ko'pini kechirib turaman. Shogird ustozdan bu so'zni yodlab qoldi. Bir kun kelib bir xato yo'l qo'yib qo'ydi. Oyog'i toyildi, bir gunohga yo'l qo'ydi. Ustozining gapi esida. Ertasi kuni hech gap yo'q. Indini kuni jazo kelmadi. Bir hafta tinch o'tdi. Bir oy o'tdi, hech qanday jazo yo'q. Lekin ustozining gapi esida turibdi. Sog'ligi tabiiy suratda, moli joniga xatar yetmagan, hech narsa bo'lmagandek. Shunda duo qildi hali yigit: "Ey Robbim, men gunohga qo'l urdimu, sen jazolamading-a meni?" Shunda Alloh taolo uni qalbiga sop qo'ydi: "Ey bandam, seni jazoladim, ammo buni sezmading. Nima bilan jazolagan edi? Sendan munojot lazzatini olib qo'ydim-ku. Shuni o'zi senga kifoya qilmaydimi? Gunoh ma'siyatga botib yurganlar Allohga munojat qilishlik baxtidan mahrum bo'lib qolganligi o'zi jazo emasmi? U nima, albatta oyog'i qarilishiyu, puli kuyib ketib, bola chaqasi o'lib ketish kerakmi? Shuningda jazo deb biladimi?" "Yo'q, banda ey Robbim deb ko'ziga yosh kelmayaptimi? Ey Robbim deb qalbi bir erimayaptimi?
Şunu özü ceza olmaz mı? Namazlarda huşu yok. Közümüzge yaş gelmedi. Kalbimiz katıp gitken. Tanış manzara mı? Şunu özü ceza olmaz mı? Buradalar mı mumun adam için? Rabbi sizden yüz ögürüp koygenliği, sizi kalbinizi muhurlap koygenliği, sizi özüden narı kıp koygenliği ceza olmaz mı? Akıl ata, akıl murabbi, şagirdini ya ki oğlunu uğruşu şartmaz. Ata, baladan hap oldu, gapırmaya koydu. Eğer balanın akıl farasatı fahmı cahide olsa, şunu özü ceza olmaz mı? Yüge gidip çıkıyapsız, ateizm bile yaşaysız. Oturup çoğacı yapsız, körüşü yapsız, lakin ateizm ki yapırmaya koydu. Şunu özü ceza olmaz mı? Hı düşün görüşü gendik. Kişi günah masiyatları yok kolorup, Allah'tan uzak bop getirirken, Allah onu kalbiden özgü münacat kılıçlık lezzetine koyadı. Şunu soruyoruz özümüzde. Bizde var mı şu münacat, şu lezzet? Şu huşu, kalpte erişliği, közde yaşlanışlığı. Şunun için ulamalar açıdı. Beçara dünya ahilleri. Ular dünyaya gelip geçti yu. Ama şu dünyadaki en yakşı nesana tatışmadı. Ne miydi o? Allah'a münacat kılıçlığı lezzetini. Allah'a yakın buluşluğu lezzetini. Madem ki siz bilen bizde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya münacat kılıçlık bahtı bularken iki dünyada buradırlar biz badbaht bulmayız. Allah'a iltica kıyan, Allah'a münacat kıyan adam iki dünyada saadet topadı. O kaysi zamanda yaşamasın bunda adam, kaysi mekanda, kendi şeraitte, kendi ahvalda bulmasın, eğer Allah o bilen birge bulsa hiç kaçan baksız bulmayın. Allah da Allah bunda bandasını daim himaya kıladı. Yunus Aleyhisselam bağladı karnına şüphe etti. Neme sebeple? Kıyan hatası tüfeğiyle. Yine neme sebeple çıktı? Allah'ın yakın ekenliğini kısık yanı bilen, duası bilen. Şans nolu da dengizde tayı gitti, karnede durup da hiç kendi şansı yok. İnsan akıllı bilen ölçekende çıkışı mümkünmez. Lakin Allah özü yakın olsa sizi saklaydı. Musa Aleyhisselam Banu İsrail bilen dengizge takılıp kaldı. Firavun gelip kırıp taşlaşmak için koşunu bilen bastırıp geri yaptı. Banu İsrail inna ala mudrakun. Bu oldu, tügedi, yetip gelişti dedi. Musa Aleyhisselam ne mi dedi? Yok, Rabbim ben bilen. Yol gösterdi dedi, dengizge yarı verdi. Bu yerde Banu İsrailçi kaçıp kalsa bu olduydı. Kutulup kalsa katta yapıdı. Allah da Allah kutkar diyem. Yani onlar gelirdi, çöktürüpem taşlardı. Bana Usturalı'dan bittiyse kesiydi alıp atken yok o koşunca. Buradalar Allah, özüge yakın bugün bandasını saklaydı. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Musa ve Harun aleyhisselam ikilesine Firavun'u barıp Hakk'a davet kılıyorlar dedi. Estağfirullah. Kale, Rabbana innana nakhafu an yafruta aleyna av an yatuğa. Musa ve Harun aleyhisselam aytishdi. Parvardigor, dar haqiqat biz u shoshqaloqlik bilan bizni azobga giriftor qilishidan yoki battar tuyonga tushishidan xavfdamiz. Fe'lan Banu Isroil Firavun uchun buyumidi. Ularda hammasini meni qulim deb e'lon qilgan edi. Xohlagan ishini yurgizar edi. 10-chi sortdagi odam edi. Banu Isroil Firavun uchun endi mana shu oxirgi sort bo'lgan odamlar ichidan ikkitasi kelib Firavunni itoat qilishlikka chaqirsa. Bir tasavvur qilib ko'ringda shu manzarani. Shuning uchun Musa alayhissalom aytayapti akasi bilan. Biz borsak haddidan oshib bizga tajovuz qilib, bizga zulm qo'yishdan qo'rqamiz deyapti. Alloh taolo nima dedi? O'zini bu ikki nabiysiga. Qalbiga taskin berib, qola la tahofa. Qo'rqmanglar dedi. Innani ma'akuma asma'u va ara. Men sizlar bilan birgaman. Ko'rib turaman, eshitib turaman. Bir problema bo'lsa, bir tanishi chiqadi, qalbingiz xotirjam. Hal problemani hal ilik qilib bera oladi, yo'q qilib bera olmaydi. Lekin bitta odamda bo'lishiga taskin beryapti. Bitta odamni sizga yaqin bo'lishiga sizga taskin berayotgan bo'lsa, Robbi siz bilan birgaman desa, qalbingizda qanaqa xotirjamlik bo'lish kerak?
Endi Rabbimiz meni zikir qilgan bandaga, taqvodor bandaga, munojot qilgan bandaga yaqinman desa, shu narsa qalbimizga taskin bermayotgan bo'lsa, nima alomati bu? Alloh yaqin birodarlar. Agar bandalarim men haqimda so'rashsa, bas men ularga biz his qilamizmi shu yaqinlikni? Agar gunohlardan osonlik bilan tiyilayotgan bo'lsangiz, savobli ishlarga oson turib ketayotgan bo'lsangiz, demak Alloh yaqinligini his qilyapsiz ekan. Agar harom xarishni qilishlikka, gunoh ma'siyat qilishlikka choqqon ketayotgan bo'lsak, Allohni yaqin his qilmayapmiz ekan. Alloh yaqindir, bas unga duo qilinglar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Ad-du'a huval ibada. Duo ibodatdir. Duo ibodatdir. Ud'uni astajib lakum. İnnel lezine yestekbirun an ibadeti seyedhuluna cehenneme dâhirin. Parvardigarınız, menge dua iltica kılınlar. Men sizlerine dualarınızını mustacab kılırman dedi. Elbette menge ibadet kılıçtan kibir hava kılgen kimseler yakında boyunlarını ekken halları da cehennem gekirurlar. Dua ibadet eken. Muammoingizni yechishini so'rashingiz, mushkulingizni hal qilib berishini so'rashingiz, rizqingizni keng qilishini so'rashingiz, musibatni nari qilishini so'rashingiz, so'rashingiz, duoingiz nima ekan? Ibodat. Ko'proq duo qilinglar birodarlar. Ko'proq duo qilinglar. Sahobalar payg'ambarimizdan so'rashdi. Ya Rasululloh, Robbimiz bizga yaqinmi? Agar shunday bo'lsa, munojat qilamiz. Yoki bizdan uzoqmi? Unday bo'lsa, unga nido qilamiz. Shunda shu oyat tushdi. Bandalarım sizden men haqimda sorasa, men ularga yaqinman. Xohlang nido qiling. Xohlang munojot qiling. Xohlang pichirab duo qiling. Xohlang baqirib duo. Lekin nima qiling? Muhsin banda Allohga yaqin. Alloh taolo bandalarni hammasiga yaqin. Kofirlarga ham yaqin, mu'minlarga ham yaqin. Kofirlarni kuzatib turishi bilan yaqin. Kofirlarga ularni kuzatib turishligi bilan yaqin. Mu'minlargachi rahmati bilan, qo'llashi bilan, nusrat berishi bilan. Robbimiz bizga birodarlar yaqinligi haqida gapirdik. Bizi sir ishlarimizga ham, maxfiy oshkora ishlarimizga ham Alloh taolo yaqin. Endi bizchi? Biz ham Allohga yaqinmizmi? Qanday yo'l tutsak Allohga yaqin bo'lamiz. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Muhsin bo'lsak. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Albatta Allohning rahmati muhsin bandalarga yaqin. Nima qilsak Allohga yaqin bo'lamiz. Ushbu hadisga quloq solamiz. Bu hadis Imom Termiziyning sunanlarida. An Abi Hurayra roziyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qol as-sahiyu qoribun minalloh. Sahi inson Allohga yaqin. Qoribun minal janna, jannatga yaqin. Qoribun minan nas, odamlarga yaqin. Ba'idun minan nar, do'zoxdan uzoq. Allohga yaqin, jannatga yaqin, odamlarga yaqin, do'zoxdan uzoq. Kim? Sahi inson. Wal bakhilu ba'idun minalloh. Bahil inson Allohdan uzoq bo'ladi. Jannatdan uzoq bo'ladi. Odamlardan uzoq bo'ladi, do'zaxga yaqin bo'ladi. Hadisni davomini o'qiymiz. Wala jahilun sahiyun ahabbu ilallohi azza va jalla min alimin bakhilin. Bahil olimdan ko'ra saxovatli johil Allohga mahbubroq. Bu yerda mu'minlar haqida gap ketyapti. Sahiy johil bahil olimdan ko'ra Allohga mahbubroq. Sahi inson Allohga yaqin bo'lar ekan. Sahi inson. Endi bu yerda Allohga yaqin bo'lishlikning bitta siri aytilyapti, bu saxovatli bo'lishlik. Inna rahmatallohi qoribun minal muhsinin. Muhsin bo'lgan bandalar Alloh taologa yaqin bo'ladi. Endi muhsin degani nima degani? Qo'lidan kelgan yaxshilikni qiladigan odam. Ihson nima? Ihson bu yaxshilik. Tabassumuka fi wajhihika sadaqa. Tabassum birodaringning yuziga tabassum bilan qarashing sadaqa.
ayolingizga shirin gapirishligingiz sadaqa. Odamlar bilan chiroyli muomala qilishingiz sadaqa. Bu bari sahovat. Xulq yaxshi bo'lsa, Allohga yaqin bo'lamiz ekan. Xulqimiz yaxshi bo'lsa, Allohga yaqin bo'lamiz ekan. Go'zal axloq. Endi banda muhsin yaxshilik qiluvchi bo'lar ekan, bas u Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'ldi degani ikki dunyoda saodat topdi degani. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Hurmatli bizi kanal obunachilari, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Alloh taolo qilingan ehsoniyatlarni o'zi qabul qilsin. Mana inshaalloh sizlardan tushgan omonatlarda inshaalloh mana dollarga aytganda 2.5 ming dollarcha tushib shu xolamizning uylari yonib ketganida bugun mana omonatlar topshiryapmiz. Bu degan to'xtat degan emas, yanada shu xolamizning aynayiga, shifillariga yordam bermoqchi bo'lsangiz, bismillah mana karta nomerlar, telefon nomerlar qo'yib boramiz. Xolamiz bilasizlar yolg'iz uylari qanday yonib ketgan holatlarni sizlarga ko'rsatganidek Allohga hamdlar bo'lsin, bunga befarq bo'lmadi. Kimdir mana tarqatishda, kimdir duoda, kimdir pul bilan yordam berdilar. Biz qaysi tarafdaligimizni ko'rsatyapmiz, alhamdulillah. Inson qaysi tarafdaligini ko'rsatish uchun shunga qadam bosadi deydi. Allohga hamdlar bo'lsin, shunday enalarimizni ko'z yoshlar to'kilmasligi uchun sizda yaxshi insonlar sababchi bo'lyapti. Ehsoniylarni Alloh qabul qilsin, oxiratingizga zaxira qilsin. Yordamimiz yana davom etadi.